Merhaba arkadaşlar, materyal derslerle devam ediyoruz. Şimdi sizlere perde malzemesini nasıl yapıyoruz onu göstereceğim ve arkadaşlar burada yaptığımız malzemeye bazı özellikler vererek e, bunu aktardığımız modele animasyon efekti vereceğiz. Yani rüzgar esince dalgalanan bir perdeymiş gibi e, görünecek aktardığımız model. Şimdi arkadaşlar malzememizi yapmaya başlayalım. Önce buraya gelelim bunun özelliklerini ayarlayalım. İlk olarak burayı Translucate olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Burayı da Surface olarak. Ee, buraya da Two Side yani çift yüzeyi de aktif etmemizi istiyoruz. Çünkü çoğunlukla perdeler tek yüzey oluyor arkadaşlar. Ee, bunu da aktif ettikten sonra Burada e, bu nasıl kısmını aktif edebilmek için burayı da Translucate olarak değiştiriyorum. Bir de şurada statik bölümü var. Bunu da aktif ediyorum arkadaşlar. Statik ışıklarda daha etkili olsun diye. Şimdi arkadaşlar malzememizi yapmaya başlayabiliriz. Bir tane constat ekliyorum. Bunu opacity'ye ekleyip bunu bir parametreye çeviriyorum hemen. Buna opacity olarak adlandırıyorum. Opacity'yi bir yapalım. İlk olarak yarı saydamlık etkisi vermesi. Bir tane daha oluşturuyorum. Bu da ropness olsun. Bunun değeri bir olarak kalacak arkadaşlar bunun üzerine değişiklik yapmıyoruz ee, Şimdi base color kısmına geldik base color kısmı için epey bir uğraşacağız ee, İlk olarak bir tane koordinat almamız lazım bunun için U'ya basıyorum ve mouse'un sol tuşuyla bir tane koordinat alıyorum arkadaşlar ee, Şimdi buradan sadece texture color için e, bir tane Büyüklük küçüklük bir parametresi oluşturacağım çünkü uygulayacağımız e, Tekstürün boyutunu ayarlayabilirim rahat olarak e, Şimdi Buraya bir tane multi alıyorum arkadaşlar. Buna da bir tane daha constant ile e, bunun ayarını değiştirebileceğiz. Şimdi buraya ne yazalım? Resim büyüklük yazdığımızda ana resmi buradan değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar. Bir tane de oluşturduğumuz hani ana malzeme var diyor. Oradaki beyaz malzemeyi de burada alalım. Çünkü ilk olarak etkisi olmayan bir malzeme olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun hemen UV'sine bunu bağlıyorum. sonra buraya bir tane daha arkadaşlar. Lerp ekliyorum arkadaşlar. Lerp sayesinde arkadaşlar biliyorsunuz bu kumaş efektlerini rahat verebiliyoruz Lerp'in alpakalarına ne veriyorduk, Fresnel veriyorduk arkadaşlar. Fresnel sayesinde arkadaşlar ne oluyordu, malzememiz aynı biraz daha kumaşımsı bir hava veriyordu. Bunu tülde uygulayacağız, çok güzel kaliteli sonuç veriyor. Şimdi arkadaşlar bunun aynısından bir de multi olarak arkadaşlar alıyoruz bunu. Ya Bunun aynısının renginin biraz daha koyusu lazım B kanalı için. E, bu multi ile arkadaşlar bir tane constant ile karıştırmamız lazım. E, bu constant'ı ne yapalım? E, şöyle yazalım. Press e, şöyle yazalım. Koyu renk. Evet, bunun da hemen B kanalına bağladığımızda şimdi bir tane de Fresnel lazım arkadaşlar. Hemen sağ tıklıyorum buraya Fresnel yazıyorum bunun e, expo yani ayar kısmını arkadaşlar bu koyu renk ayarı var ya e, onu bağlıyorum yani buradaki alpa ile b kanalı aynı anda bir parametreye bağlı olacak aynı anda hareket edecekler sonra bunu alpa kanalına bağlayıp buradan base color'a bağlıyorum arkadaşlar şimdi arkadaşlar ana malzememizin e, resmini oluşturduk şu anda ana malzememiz bu şekilde ayarlanacak e, bunun ayarını da bir olarak değiştiriyorum yani ikisi de beyaz olsun etkisi olmasın. Biz bunları kendimiz ayarlayarak görelim. Ee, bir de dalgalanma için arkadaşlar bazı ayarlar yapacaktık demiştim. Ee, bu rüzgar efekti vardı filan. Bu rüzgar efektinin dalgalanmasını ayarlayacaktık. Şimdi arkadaşlar onun için bir tane e, büyütme küçültme yapacağım. Çünkü dalgaların boyunu büyütmek küçültmek istiyoruz. Hemen şundan aynısından bir tane daha kopya oluşturuyorum. CTRL-C, CTRL-V ile. Şimdi arkadaşlar buradan e, buna bağlıyorum. Buna da Dalga boyutu diyeceğim. Dalga boyutunu oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bunu panel ekleyeceğiz arkadaşlar. Paner sayesinde bunun dalgaların nasıl olacağını belirleyeceğiz. Şimdi hemen buraya Paner yazıyorum arkadaşlar. Paner'in içine girdiğimizde burada bize x ve y ayarlarını soruyor. Bunların ayarları arkadaşlar 1 ve 3 olarak ben ayarlıyorum benim ideal bir ayar arkadaşlar benim hoşuma giden bir ayar bu isterseniz değiştirebilirsiniz speed ayarında arkadaşlar bu dalga hızı diyebilirsiniz arkadaşlar yani bir saniyede kaç kere böyle dalgalansın yavaş mı yapsın yoksa hızlı mı yapsın bunu ayarlayabiliyoruz hemen buraya bir constant ekleyerek bunun speed kısmını arkadaşlar direkt ben buraya yazalım dalga hızı Şimdi arkadaşlar buna da bir tane sign ekliyoruz arkadaşlar. Bu sign arkadaşlar direkt ben buraya bağladığımızda e, malzememiz oluşmuş oldu arkadaşlar. Şu an malzememiz hazır. E, bunu artık kullanabileceğiz. E, şimdi arkadaşlar malzemelerimizin bütün hepsi sıfır. Bundan hepsini orada kendimiz ayarlarını e, açarak e, güzel bir şekilde uyduracağız arkadaşlar modelimize. Hemen buradan upload diyorum. Malzememiz kaydoldu. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum. Hemen perde malzememizi bir tane instance malzemesini oluşturuyorum. Sonra bunu perdemize atıyorum. Sonra instance malzememizi açıyoruz arkadaşlar. burada parametre 2 vardı. Yani bu beyaz malzemeyi atmıştık. Onu parametreye çevirmemişiz. Hemen onu da parametreye çevirelim. Şuradan convert parametre. Evet arkadaşlar buna da güzel bir isim verelim. Ne verelim bunun ismi ne olsun? Texture olsun. Şimdi şuraya gel. Texture. Şimdi arkadaşlar bunu bir daha save dediğimizde hemen instance malzememize bu etki gelecek. Tamam arkadaşlar modelimiz şey malzememiz tamam oldu. Şimdi hemen e, malzememizin ayarlarını değiştirerek e, Perdemize Etkilerini görelim. Perdemizde nasıl etkiler sağlıyor. Şimdi arkadaşlar opacity kısmını arkadaşlar biraz düşürdüğümüzde Malzememizde görüyorsunuz e, Saydamlık artıyor e, Resmin e, büyüklüğü ve küçüklüğü burada uyguladığımız tekstürenin boyutunu ayarlıyor e, Burada renk koyuluğu var arkadaşlar. Renk koyuluğunu Düşürdüğümüzde Gördüğünüz gibi malzememizin fall off değerini biraz daha arttırıyor. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, malzememizi biraz daha soluk bir şekilde kullanabiliyoruz böyle. tüm e, tül malzememizi. Dalga boyu arkadaşlar, dalga boyunu buraya arttırdığımızda biraz Şimdi göreceksiniz biraz arkadaşlar fazla arttıralım. Dalga hızı var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dalgalar mı oluşuyor bu tülün üzerine ama biz bunların oranını çok yüksek yaptık. Bundan dolayı arkadaşlar biraz karışık dalgalanma oluyor. Biz bunun biraz daha değerini düşürürsek şu dalgalanma boyunu biraz düşürürüz. Dalgalanma boyunu biraz azaltırız arkadaşlar. Yani daha az daha geniş dalgalar olsun gibisinden. Şu an gördüğünüz gibi hafif bir dalgalanma oluyor. Bir de bunu arkadaşlar bu yaptığımızda arkadaşlar güzel bir efekt alıyoruz. Bu de yapalım. hızlı bir şekilde. Diğer ayarlarımız arkadaşlar tekstür kısmı vardı. Tekstürümüzü buraya uyguluyoruz. İstediğimiz bir tekstürü. Mesela burada bir tane tekstür bulalım. Bunu hemen buraya uygulayalım. gördüğünüz gibi hemen etkiyi alıyoruz. Şimdi burada opacity ayarı vardı. Ve burada da koyuluk ayarı. Evet malzememize bu yüzü yaptık. Koyu renk mesela açık renk. Biraz böyle açarsak daha farklı tonlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu malzememiz böyle ama oldukça e, efektif bir malzeme yani kullanışlı bir malzeme. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.